yaklaşık 2 saatlik yolculuğun sonunda Martin Junior Dice Park'a, State Park'a geldik. Birazdan kayıt ofisine giriş yapacağım. Şimdi şöyle uygun bir yere park edelim. Ondan sonra ben atlayayım, kayıt işlemlerini halledeyim. You all got allergy medicine? Yep. Okay. Ta-da. This looks so cool. Hello, ma'am. I'm good. I have a reservation for tonight. You, sir? 531. Oh, okay. Does that, do you want to put it under? Yeah. Okay, what's your telephone? Do you need my ID, something? What do you need? No, sir, it's okay. This is good enough. Okay. Do y'all have a travel trailer with you? No. No? Okay. Still 3 adults and 1 child? 1 child and 1 dog. Okay. Evet dostlar, şimdi bir harita aldım. Aslında biliyoruz yani yolu ama gene de dursun. Ve 531 numaralı kamp alanı bizim. Ona şimdi bu fişi arabamızın ön camına yapıştıracağız. Çünkü gün içerisinde buranın rangerları, park rangerları periyodik olarak gelip kontrol ediyorlar kamp alanındakileri. Kayıtlı mısınız, değil misiniz diye. Normalde burası için saat öğleden sonra 2'de check-in yapıyorsunuz. Yani giriş yapıyorsunuz. Saat 12'de de check-out, yani çıkış yapıyorsunuz. Yani yarın 12'ye kadar çıkış yapmamız lazım. Evet, biz şimdi kamp alanına devam edelim. Evet, göle yakınız. Arka tarafımız da gölün devamı. Şimdi buraya yavaş yavaş yayılalım bakalım. Oh, çok güzel ya, özlemişim kokusunu. Ormanın kokusunu özlemişim. Evet, bu bölgenin dakika bir gol bir. Bakınız arkadaşlar, yaprakların altında görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunlar ateş karıncası, fire ant. Ve sırdıkları yerde çok ciddi kaşıntı ve kabarıklık yapıyorlar ve baş belasıdır. Ayaklarımız hep o fire antlardan kalan anılarla saklı. O yüzden dikkat etmek gerekiyor.
Özellikle bahar ve yaz aylarında kampta yine terlikle bir terlik falan varsa dikkat ediyoruz yani. Ayakkabı giymeye çalışıyorum ben. Bir şey olmasın diye yuvarlanan. Ay ay ay, neler var neler var burada. Hamburger, buzluğumuz burada. Emektar buzluğumuz. Maya Hanım'ın yatağı. Ivır zıvır. Diğer bütün kamp malzemeleri de yukarıda. Çadırdır, tulumdur, mattır. Onu bir yere bağlarız istersen, yorulduğun noktada söyle. Burada bahsettiğim çeşmemiz var. Yuhu, sular akıyor. Atıyor mu? Atıyor vallahi. Hadi bakalım. Evet, çadırı aşağı yukarı şuraya bir yere kurasımız var. Yakına. Hemen güzel düz bir alan var. Ama tabii ki bu bölgede şu arkadaşlardan var. Gördüğünüz gibi. Böyle bunlar gece yatarken hem çadırı deliyor hem sizin sırtınızı deliyor. Bu arada çadırımız yeni. Yıllardır kullandığımız emektar çadıra sığamıyoruz diye bundan yaklaşık 2 ay kadar önce bir çadır aldım. O da promosyondan denk geldi. İyi oldu. Neredeyse yarı fiyatına denk getirdim. Çok ihtiyacımız olmayacak gibi. Bu gece çok güzel hava. Sandalyelere ulaş istersen ama. Çadırın için önünü açmaya çalış. Evet, yeni çadır bu dostlar. North Face Vavona. Vavona 6. Şöyle. Bakalım. Evet, çadırımızı kurduk. Sonunda. İlk defa dışarıda doğada kurduk. Tabii ki biraz hata yaptık. Çubuğu yanlış taktık falan filan değiştirdik ama genel olarak çadır bu. Hadi bakalım. Açalım bakalım. Açayım ben böyle. Tamam. Burada neyimiz var? Salonumuz var. Evet. Yağmurda, çamurda burada gayet güzel oturabiliyoruz. Ayakta durabiliyoruz. Aynen öyle. Ondan sonra sadece perdesini aç istersen Mahmut, içeriği çekeyim ben. Tamam. Benim... Ayakkabıyla girmeyeceğim için. Burada yine bir... Böyle bir alanımız var. Perdemiz var. Mekan bu. Bakalım bakalım. Arka tarafta da bir kapımız var. Yanlarda havalandırmalar. Ben içeri gireyim de bir camdan. Evet, içerim. Hemen sinekler doluştular içeriye. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Köpeğimizin gezmesi için bir atraksiyon yapacağız. Rahat rahat, çünkü eyalet parklarında köpekleri tasmasız bırakamıyorsunuz dostlar. O yüzden internetten gördüğüm bir yöntemi kabaca deneyeceğim bakalım. Daha önce evde denemiştim. Çalışmıştı. Şimdi bu ip buradan oraya kadar yeterse eğer. Evet, buraya bir hat yaptık.
Küçük bir karabinamız var bizim de. Karabinamızı da takıyoruz ve bırakıyoruz. Maya artık takılıyor. Free. Özgürce biraz daha mesafesini kendisi koruyor. Ne yapıyorsun kızım? Hareketlere bak. Çılgın. Ne bu? Yer fıstığı. Ne bu? Kikirik. Ay bu şey buldum. Kikirik. Küçük bir şey. Gel. Al bakalım. Kabukları da soyalım sana. Oo. Kola da içeceğim mi? Seni. Evet, hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Akşam hazırlıkları. Şöyle bahçe ışıklandırmaları var. Türkiye'de de vardır. Hareket sensörlü ve de ışık sensörlü, yani ve güneş panelli. Ben bunların arkasına mıknatıs şeritleri yapıştırdım. Niçin diyeceksiniz. Şimdi bunları aktive getireceğim. Şurada butonları var. Ufak bir telle. Şimdi baktığınız zaman karanlıkta yanacak bunlar. Bunlar özellikle elektriğimizin olmadığı kamplarda. Bunu da çalıştıralım. Çok işe yarıyor. Bunu ben magnetlerle beraber arabanın sağına soluna yapıştırıyorum böyle. Akşam mesela şöyle duruyor. Akşam karanlıkta birisi geçerken ya da biz işte ne bileyim tuvalete kalktık, arabadan bir şey almamız gerekiyor falan. Onlar etrafı aydınlatıyor. Çok faydalı oluyor. Evet, bu arada çadır da hazır sayılır. Bir taraftan yatakları falan da kurduk içeriye. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle açayım. Bizdeki yatak setup'ı bu. Evet dostlar, saat 7 oldu. Hava iyice karardı. Artık karnımızı doyurmamızın zamanı geldi, aç karnımızın. Şimdi mangal kömürümüzü ateşleyeceğiz. Burada da mekanda toprağa gömülü olan mangallarımız var. Aşağı indirelim, kömürü yaktık. En aşağı indirelim. İyice böyle. Süper, yansın. Şimdi burada gene marketten aldığımız 8 parça dana eti, beef, hamburger köftemiz var. Sonra yine burada neyimiz var Banuş'um? Ekmek. Ekmeklerimiz var. Hamburger ekmeklerimiz hazır, tembel işi, yıkanmış. Bunları genelde kampta tercih ediyoruz. Bir de ne kesiyor? Soğan kesiyor. Olmazsa olmazımız. Evet, ırmak komple açtı, her yeri ıslattı. Bakalım. Olabilir. Evet, kampta olan birinci hazır. Süper. Bir daha da git dene. Olabilir mi şu anda? Onu havluyla istersen biraz hemen şey yap, kurulmaya çalış. Çıkarmadım. Kurularız bu. Kurularız. Evet dostlar, şuradan size bir ürün göstermek istiyorum. Karanlıkta çekebiliyor muyum bilmiyorum. Şöyle bir zımbırtı termosel diye geçiyor. Kampta bundan bende iki tane var. Şurada bunun bir tane şeyi var. Tüpü var. Sivrisinek için. Biz de esenmat derler diye yıllarca kullanmışızdır. Hala kullanıyoruzdur. Burada da şu filtresi var. Şuradan bir ışığı var. Çakıyorsunuz. Onun yandığından emin oluyorsunuz. Böyle yavaş yavaş ilacı salıyor. Sivrisinekten korunuyorsunuz kampta. Masanın altına iki tane sallıyorum. Canavar gibi çalışıyor. Yani ateş iyi olduğu için bunu temizlendi zaten de. Şöyle yalandan temizliyorum. Evet arkadaşlar, hamburger köftesi direkt kıyma. İçinde herhangi bir şey yok bakarsanız. Yani tuzdur, karabiberdir, yumurtadır, ekmektir, öyle bir şey yok. Bize bir tane örnek hamburger yapınız bakalım. Hamburger kuşu. McDonald's, Burger King. Reklam yapıyorum. Hiç bilinmedik markalar. Bizim sayemizde çok meşhur olacaklar bak. Evet dostlar, videomuzu beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Evet. Beğenmiyorsanız da beğenmeyin. Ne yapalım? Dislike yapın.
Yapmazlar canım. Tut elin. Evet. Şimdi ne koyuyoruz bu anı? Şu kural 1. Marul, domates. Yani karıştıracağız her zaman. Hadi bakalım. Gibi. Herkese afiyet olsun. Al bakalım. Al bakalım. Gördük taşını. Kırmızı. Eyvah, kağıdımı gördüler. Karanlıkta oynayık. Bana ikili kazandı. Şimdi ikinci ele dönüyoruz. Blue. Ne oluyor? Habire renkler değişiyor. Blue mu? Yok. Mavi. Üç kere değişti. Allah Allah. Sen de bir değiştirsene. Yok, devam et. Bu unu kim icat ettiyse. Yok, devam et. Allah ondan razı olsun. Devam et. Çok eğleniyoruz kampta. Alır maksaya geldi. Hayda, kızlar dayanışması. Evet. Olmuyor ama. Evet, güzel bir hafta sonunda sonuna geldik. Kampı toparladık. Eve doğru artık yola çıkacağız. 2 saat yolumuz var. Ondan sonra da pazartesiye hazırlık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız diğer arkadaşların, dostların da karşısına çıkarıyor YouTube. Bize müsaade. Hoşça kalın, mutlu kalın.